Merhaba arkadaşlar. Bugün bayağı bir güzelce şöyle bir dinlendim, şöyle bir kendime geldim ve gördüğünüz gibi kapkara oldum. Okay. Ve yine vlog kameramı elime aldım. Bugün yine çarşıya gideceğiz. Bakalım neler yapacağım, neler edeceğim. Ay yine çok konuştum. Hadi gidelim. Vallahi kara oldum. Vallahi kara oldum. Kurban olayım şu surata bağla. Göremiyorsun, görmüyorsun. Bak ışığa gideyim şöyle. Yok şöyle. Bayağı bir kararmışsın. Aba. Tövbe yarabbim. Neyse, telefonumu da alayım, aldım. Bakayım başka ne parayı da aldım, kartları aldım. Dur, bir gün beynimi unutacağım. Ay, lambayı kapatayım. Okey. Şunu da örteyim. Yemin ediyorum pavyon gibi. Tövbe estağfurullah. Ay, karanlıkta kaldım. Kartı alayım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Yes. Yes. Oh la la. Tamam. Açıl. Hadi kurban. Anne çok karardım ya. Şuna bakana. Çok sıcak. Çok sıcak. Vallahi dediğin gibi çok sıcak. Ter resmen resmen tişört vücuduma yapıştı. Hediyelik için gerçekten çok güzel bir dükkana geldim. Hep şöyle küçük küçük böyle el yapımı mumluklar falan var. Biraz alışveriş zamanı. Canım. Ay ne kadar küçük. Arkadaşlar balkonu çok güzel yaptım. Hemen gösteriyorum. Vallahi birkaç şeyler aldık. Şöyle göstereyim. Kekler. Şuna bayılıyorum gerçekten. Ve bunu bu Hollanda'da yok. Yani ben görmedim bu çipsi ve bunu deneyeceğim ve içecekler ve tabii ki manzara olay. Annemle şöyle küçük bir akşam keyfi, bir balkon keyfi yapalım dedik. Sandalyelerle ve manzara. Annem de bekliyor burada. Evet, bekliyorum. Serin oğlum. Vallahi beraber bir keyif yapacağız. Beraber bir güzel bir keyif yapalım ve şu manzaradan böyle biraz tad alalım. Değil çünkü mi? Gündüz çok sıcak oluyor. Evet. Aynen. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu daha yeni açtım biliyorsunuz. İçine bak. Chips bu ya. Şuraya kadar dolu. Şu. Üçte biri dolu. Annemle şimdi biz dövüşeceğiz. Görüyorsunuz anlatmama gerek yok. Kapkara oldum. Bir gün şöyle bir güneşe dalmışsın. Uykum mu geldi, bir şey mi oldu, ne olduysa oldu. Bu nedir ya? Kapkara oldum resmen. Ama yemin ediyorum kara mikrop. Yok bak ben kararmayı severim. Gerçekten çok seviyorum. Böyle esmer olmayı, esmerleri falan severim. Ten rengi olanları severim. Ama bir gün ne olduysa ben kendimi hiç böyle görmedim. Bayağı bir kara olmuşum. Evet arkadaşlar şu anki bu ilk günüm. Ve ilk günün ten rengim şu şekilde. Bembeyaz. Ve şuraya bakarsam bayağı bir karardığımı görüyorsunuz. Sakın güneşte yatmayın. Şöyle bir saat, iki saat falan kalıp ondan sonra yine gölgeye gidin. Benim gibi yani saat 1'den 5'e kadar asla güneşlenmeyin. Sonuç böyle olur. Ve şimdi kendime geleceğim, bir banyo yapacağım, süsleneceğim. Açık şöyle süsleneceğim, bitti bitti falan filan. Ondan sonra çarşıya gideceğiz. Bugün şey planlıyorum. Ay bugün şimdi beyaz oldum bak. Aa bak bu renk çok güzel. Saçıma hiç bakmayın bu arada. Neyse.
Bugün güzel bir bot turu yapmayı düşünüyorum. Böyle ışıklı, böyle diskolu gibi bir şey, böyle lambalar falan filan. Öyle bir şey yapacağız. Yapmayı düşünüyorum yani. İnşallah olur. Ve bugün babam ve kardeşim de geldi. Onlar Kırşehir'e gitmişlerdi tatile. Ben de annemle beraber Alanya'ya gidelim dedik ki böyle buralara geldik. Ve çok memnunum. Koronadan bunalmıştım. Ve buraya bakarsam korona önlemleri o kadar iyi ki. Yani önlemler çok iyi. Onun için çok mutluyum yani. İyi ki gelmişim. Evet, 2 hafta karantinaya gireceğim. Ama olsun, mesela 4 hafta tatilim olursa 2 hafta buraya gelirim. Böyle 13-14 gün gelirim. Geri kalan 2 haftayı da evde geçiririm diye düşünüyorum. Evet, bugün ne giysem? Bunu mu giysem? Ya da bunu mu giysem? Ve hazırım. Haydi işte kız. Şimdi çıkayım buradan. Evet. Ve hazırım. Şu şekilde kıyafetim. Şöyle bir göstereyim. Saçım. O kim? Limon. Kimmiş acaba? Aa, baba merhaba de. Uyudun mu? Gözlerin kıpkırmızı. Yine kalktım. Yoldan geldi adam. Gel. Okay. Fayda ne kadar? İspanya'da çok fazla. 40 bin 50 bin oldu. İtalya da öyle. Ama söylemiyorlar. Onlara gidin diyor. İspanya, İtalya'ya gidin, Türkiye'ye gitmeyin. Korona var diyor. Abi bir de Almanya Yunanistan açtı da plajlar komple doldu da koronadan patladı şey Yunanistan'da. Şimdi kapılarını kapattılar. Nasıl olacak bu iş? Sen virüsün olduğu yere vatandaşı gönderiyorsun tatile. Evet. Ama virüsün olmadığı her şeyine kefilim diyor Türkiye. Evet, evet, evet. Abi bizim Hollanda'da ölü sayısı 4000, 15 milyon nüfusu ondan yani Hollanda'da 4-5000. Burada da aynı 4-5000 ama burası 80 milyon. 100 milyon, 100. 100 milyon. Sayılma yapar bir sürü. Yani. Evet, şimdi Liban'a geldik. Bir şeyler yiyeceğiz akşam yemeği. İzleyeceğiz, sizler de bir görsün. Aha, şöyle gel 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 gel. Kuşat gel. Şöyle bir bakın, bir el sallayın şöyle. Ve hep gemiler var. Böyle akşamüstü çıkıyorlar. Müzik, son ses. Yani bir gemide krab gibi bir şey düşünün. Yemekli falan. İnşallah bunu da yapacağım. Masamız da bu. Ve manzara arkadaşlar çok güzel. Bayıldım buraya. Ve yemeklerimiz de geldi. Bu arada çok güzel yemek yedim. Yani bayıldım. Bayıldım. Ay herkes bana bakıyor. Ay nasıl parlıyor. Oh my god. Kız kurbanın anne. O kadar karardım ki. Ana kız bu ne? Ve ekbrek orada. Sahte sevgilim. Geceler boyunca anlayacaksın beni bir başkasıyla her gördüğünde. Kimseye yapma, yamuk yamuk hepimizin sonu bağlı. Kimseye yapma, yamuk yamuk hepimizin sonu bağlı. Eylül kızlarımız kutlu olsun diyoruz. Alkışlar gelsin. Hep mutlu olun inşallah. Yine seni seveceğim. Hazır mı? Çok güzel bir geceydi. Güzel yemek yedim, güzel eğlendim. Şarkılar falan da çok güzeldi. Kadın çok güzel şarkı söyledi.
Ve bugün de 8 Ağustos 1992 mi 93 mü annemin ve babamın evlilik yıl dönümü olduğu için bugün de güzelce bir şöyle bir günü şöyle bir şenlendirdik. İkisi de çok mutlu oldular. Şöyle güzel bir derin bir uyku çekeceğim. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Çarşıyı gezeceğiz. Alışveriş yapacağız. Hediyeler alacağız falan filan. Son 2 gün kaldı. Onu da çarşıda değerlendirmek istiyoruz. Ve hazırım. Vallahi şöyle göstereyim. Beyaz pantolon ve gömlekle ve saçım başım. Saçım başım, kaşım yüzüm, maşallah maşallah. Vallahi enerjim, çok enerjim var. Ama şöyle bir saat sonra enerjim gider çünkü o kadar sıcak ki. Bakın orada kim var? Çok güzel bir kadın var. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Instagram'dan çok güzel, Instagram çok güzel bir yer buldum. Bakalım gerçekten o kadar güzel mi, değil mi? Evet, şöyle göreceğiz, annemle, bakacağız. Annemle güzel bir kahvaltı yapacağız. Çünkü açız. Yani ben aç. Acıktık. Yani. Ve burası arkadaşlar, Bumba Balık. Nerede manzara varsa oraya gidiyorum. Çok güzel ve çok şirin bir yer. Hemen şöyle etrafı da bir göstereyim. Buraya akşam da gelmiştim. Bu kez de gündüz geliyorum. Gündüz de böyle ve sokak gerçekten bomboş. Bu nedir Allah'ım? Bir ben ve annem. Oh my god. Akşam herkes geliyor demek ki. Çünkü akşamlar bayağı bir kalabalık. Ama gündüz bomboş. Ve çanta dükkana geldik. Hediyeler falan. Daha yeni böyle bir mağazanın önünden geçiyoruz. Bir tane adam böyle gelin we have the biggest shop falan diyor. Yani bizim Alanya'nın en büyük mağazası bizden falan filan. Adam ballandırıyor. Biz de şöyle yürüyoruz. Annem de diyor. İyi anladık diyorum. Böyle diyor. Ya he diyor. Adam bir korktu. Ben bir korktum. Gerçekten şok. Adam da neye uğradığını şaşırdı. Adam ballandırıyor. Biliyor musun şöyle, biz en büyük mağaza bizim falan, İngilizce şöyle de böyle. Annem de şöyle bakıyor adama, ya he diyor. Gerçekten. Yani bizi turist zannediyorlar. Biz gerçekten. De işimize gelince cevap veriyoruz. Türkiye gelmezse devam edip yürüyoruz Ramazan'la. Vallahi ama herkes gerçekten bizi öyle sanıyor. Vallahi Hollanda'da yabancıyız, Türk'üz diyorlar. Buraya geliyoruz, yabancıyız. Avrupalı, Hollandalı diyorlar. Vallahi iki ülke arasında kalıp çürüyoruz değil mi kızım? Evet, öyle. Vallahi iki ülkede yabancı maalesef. Anne, dayını ne oldu bize bir anlat. İki tane güzel bir çanta aldık. Daha ben indirim yapmak istedi. İndirim istedim. Onu bırakın, ne dedi biliyor musun en sonunda? Çantayı aldık, parayı ödedim. Poşet de bizden dedi. Biz de şaşırdık. Poşet yani kaç kuruş? 25 kuruş. 50 kuruş indi güya. Lan yarabbim. Vallahi cins lan bunlar. Yarın ne yapacağım biliyor musun? Şalvarımı giyeceğim, donumu giyeceğim. Saçımı başımı hiçbir şey mi yapmayacağım? Hiç çakmasınlar şöyle, turist olduğunu. Oh, hiç turist olduğumu hiç anlamasınlar. Buraya geleceğim, her şeyi ucuzdan kapacağım. Ucuz, hoppa Polonya'ya gideceğim. Vallahi öyle yapak da süslenmeyek. Çünkü tanıyorlar. Vallahi bizi gördüğümüz, konuşmamızdan. Bizi gördükleri an fiyatı anında iki katı, üçüncü kata çıkartıyorlar. Ama biz de kanmıyoruz. Vallahi. Ay, düşüyorduk. İşimize gelirse alıyoruz, gelmezse almıyoruz. Hani bu arada herkes bize bakıyor. Herkes üstüne alınıyor çünkü herkes bunu yapıyor burada.
Alın lan üstünüze. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Kalk kalk nit kaupa. Onu da öğrenmişler. Onu da öğrenmişler. Kalk kalk nit kaupa. Evet. Hollandaca bir laf o. Bir laf değil de huyta atasözü gibi. Hollandaca atasözü gibi bir şey. Yani bakın bakın almayın diyor o atasözü. Bunlar da onu öğrenmişler bu buradakiler. Bakın bakın almayın diye bize söylüyorlar. Vallahi bakmak komedi. Yasak değil, bakıyoruz. İşimize gelince alıyoruz. Yani İşimize bak bak gelince yani. Almıyoruz. Ama onların da hoşuna gitmiyor tabii ki. Ya, biraz da yani ayıp öyle söyleyeyim. Neden yapıyorsun acaba ya, dostum? Neden bunu yapıyorsun dostum? Lanet olası Johnny. Sen tamam şimdi ne yapıyoruz? Alışverişe devam. Evet çok güzel tabaklar aldık. Şöyle el işlemeli kahvaltılık setleri. Evet. Abi de çok güzel bir paket yapıyor. Teşekkür ederim. Şöyle el işlemeli lambalar çok güzel. Vallahi ben bayılıyorum. Aziz Allah. Ve anneanneme de çok güzel bir eşap alıyoruz. Vallahi bu gidişle kara tavuk gibi kararacağım. 2 saattir kuru yemişçi arıyorum. Hollanda'da keyif yapayım diye. Dizinin yanında leblebi, kurabiye bilmem bir şeyler yiyeyim diye. Ay vallahi istemiyorum artık dönelim ya. 2 saat şuna buna ona şuna sonra sonra yola iyice bir almayalım yerlere geldik. Almayalım. Vallahi kapkara oldum kızım şu surat kız şu suratıma bakın kız. Ama vallahi 2 saattir arıyoruz bir adama soruyoruz köşede diyor köşeye geliyor bulamıyor geliyor. Neresi ya hala bulamadık. Araba döndü ha. Araba dönen yer buray mıydı? Yok kız şuraydı gel. 2 saat biz böyleyiz. Kastık. Kız vallahi güneş resmen yüzüme vuruyor ve yüzüm kapkara halen. Resmen spor yaptık yani. Kız hep yüzüm bir açılıyor. Beyazlamıyor be. Şu boynuma bak. Zaten şu son 2-3 gündür güneşlenmiyorum. Sırf kapkara oldum diye. Yani güneşlenmeyi bıraktım öyle söyleyeyim. Tepe bak kurban olayım. Kuyumcuya girdik. Aa şekerciler. Ay gözünü seveyim şekerciler. 2 saattir şunu arıyorum. Şekerciler. Allah'ım ya Rabbim bulduk. Çok güzel bir yer gördüm. Hemen menü kartını size göstereceğim. Ramazan da çok sever ya tatlıları, çikolataları. Bak şöyle muzlu, böyle çiroz. Şu şekilde servis ediyorlar. Şöyle. Oh my god. Tam benlik bir yer. Beklenen an. Ve hemen annemkine geçelim. O da şöyle. Oh my god. Arkadaşlar benim kullandığım güneş kremi çok soruluyor. Nereden alabilirim falan diye. Ben de aynı onları Türkiye'de eczanelerde gördüm. Lancaster güneş kremleri. Oradan yani alabilirsiniz. Avrupa'da yaşayan, Hollanda'da yaşayan takipçilerim öyle söyleyeyim. Onlar da Douglas'dan alabilirler. Bu arada oturdum yine. Annem bir mağazaya girdi. Dur hemen göstereyim. Seçemedi. Bir göster hangisi? Ya da? Vallahi annem bir... Annem can vallahi. Dur geliyorum. Ve alışveriş yaptık. Ellerim, çantalarımız dolu. Burada da var. Şimdi saat 4'e geliyor. Otele gidip biraz dinlenip biraz banyo falan yapıp kendimize gelip yine akşam çıkacağız. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ve kuzenlerimle buluşacağız. Öyle yani. Eczaneye gittim sivilcelerim için. Ve bana eritritin önerdiler. Çok iyi bir kremmiş. Akne için ve sivilceler için. Ve şimdi ben güzelce bir banyo yapıp şöyle bir süsleneceğim, süsleneceğim. Şöyle bir kendime bir geleceğim. Yepyeni bir Ramazan gelecek. Hadi bakalım.
ve hazırım. Kıyafetim şu şekilde. Ve yemeklerimiz de geldi. Evet grup. Ay bağırma. Grup tamam, şimdi gemiye biniyoruz. Kuzenlerim hepsi burada, yengelerim. Oo, hadi keyif zaman, hadi yürü. Şuna şimdi bineceğiz ve bakalım neler yapacağız. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız? Tabii. En fanatik bu. Harika bir gece. Evet, haydi oynamacılar. Müzik Köpük Partisi havaylarla harika bir saat geçireceğiz. Şimdiden iyi eğlenceler. Gemideyiz. Bir baktık yağmur yağıyor. Gerçekten herkes şok ve bir saatlik turu 30 dakikada bitirdik. Bunlar hep ice diye şişir geçirir de. Şey, yarın gidiyoruz ama. Evet. Neden hatırlattım? Gözlerimden uyku akıyor ve bavul basıyoruz. Yarın geri Hollanda'ya dönüyorum. Şu bavulları bir toplayayım. Yarın görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu tipe gel. Tipe gel, tipe gel. Tipe tipe tipe, tipe tipe gel. Hani bilmiyorum, bir şeyler daha yapacağım. Ondan sonra servis bizi alıp Antalya Havalimanı'na bırakacak. Öylelikle beni işte biliyorum işte. Söyletmeyin, gidiyorum işte. Aman siz de. Çiçeceğiz bana. Sarı lira vereceğim ben sana. Çiçekçiğiz bak bana. Sarı lira vereceğim ben sana. Ramazan %80'i vloglarda, tatil vloglarında hep yemek yiyor. Yemek 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 yemek. Şimdi yemek yiyeceğim. Şurada ateşini falan ölçüyorlar. Yani 38 derece üzeri seni almıyorlar, öyle söyleyeyim. Ve bu arada turistler de çoğalmaya başladı, yani gelmeye başladı. Ruslar, Almanlar falan. Havuz bugün çok doluydu. Ve ben havuza girerken böyle en fazla 10 kişi suydu, yani havuzun içindeydi. Şimdi de bayağı bir böyle 50-60 kişi giriyor. Öyle. Şimdi akşam yemeğimizi bekliyoruz. Son 10 dakika kaldı. Biraz daha. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir de bundan da bir tane alayım. Bir de şundan bir tane. Ve son günlerde şöyle gerçekten pertim çıktı. Dedim anne, asla bir gün çarşıya doğru yürümem. Taksiyle hep gidip geldik. Ama ilk hafta gerçekten anca yürüdük. Hollanda'ya gideceğim. İlk adım tartıya koşacağım. İnşallah kilo vermişsindir. Çünkü şu korona beni çok şişkolaştırdı. Şimdi bir şeyler içip geri otele dönüp servis bizi havalimanına götürecek. Benimle ana oğul ne güzel beraber tatil yaptık. Nasıl geçti, duygularını alayım. Evet, çok güzeldi. Çok duygulandım da. Çok da eğlendim. Niye duygulandın? Bilmiyorum. İlk kez seninle beraber gittim. Çok zevkli vakit geçirdim. Eğlendik, güldük, yedik, içtik. Çok da iyi geldi bana. Koronadan da çok sıkılmıştım. Biraz şöyle bir gezdik. Ne güzel yemekle yedik, güneşlendik. Havalar da çok güzeldi. Süslenik, püslenik dışarı çıktık. Çok memnun oldum. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Yes. Süperdi. Bu arada bu tişört benim. Tişörtümü niye giydin? El koydum artık. Ona da bir açıklama yap. El koydum artık, benim oldu. Abimiz de bizi almaya geldi. Bir şöyle bir el salla. Evet, havalimanına
doğru gidelim. Saat olmuş 2 ve ben biraz yoruldum. 2 gün ara verdim. 1 gün vlog çektim. Öylelikle tatilim geçti. Çok fazla da vlog kavramı elime almak istemedim. Çünkü gerçekten biraz şöyle bir tatil yapıp şöyle bir keyif yapmak istedim. Onun için ara sıra şöyle canım ne zaman isterse artık kamera elime aldım. Ve inanın kedimi özledim. Bu arada bunu deneyin arkadaşlar. Çok güzel. Bak reklam yapacağım şimdi. Yarasın. Saat 2 ve bendeki enerjiye bakın. Annem şöyle. Arkadaşlar simidin fiyatı 10 TL. Donut'un fiyatı 18 TL. Antalya'dan İstanbul'a geldik. Ondan sonra da İstanbul'dan Amsterdam'a uçuyoruz. Bir yere oturduk. Böyle bir atıştırmalık bir şeyler yiyoruz. Çünkü Amsterdam uçağı 1,5 saat sonra kalkıyor. Şöyle bir çikolatalı ekmek aldım. Şöyle zoom yapayım. Annem ses bes çıkmadı. Annem pes. Gözümde uyku uçuyor. Yorgunum ki hiç sormayın. Allah'ım eve gideceğim. Banyo yapacağım. Odamı toplayacağım. Süpüreceğim. İyice temizleyeceğim. Temizlemeden yatamam. 2 gün yatarız herhalde. Ama aynen. Böyle 2 gün şöyle ayağımı şöyle hiçbir şey yapmayacağım. Gelirsin. Şöyle yatacağım. Ama ilk önce odamı iyi bir yere bir temizlemem lazım. Çünkü benim öyle bir tikim var yani. Şöyle tatil hissini vermişsindir size gidemeyenlere, burada kalanlara ya da Türkiye'yi hasretle özleyenlere. Beni yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ediyorum. Ve hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve çok uzattım. Yine Ramazan gözlüğünü takıyor. Maskesini takıyor. Kurban olayım tipe gel. Ve videoyu kapatıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Belki görüşmek üzere. Görüşürüz.